Sayın Genel Başkanım, sizlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Manisa örgütünün, Soma örgütünün bir parçası olarak Soma için çok büyük mücadeleler verdik. Burada özellikle 10 yıl önce yaşadığımız Soma maden faciasından sonra madenci ailelerinin haklarının aranmasında, madenci arkadaşlarımızın, işçilerimizin haklarının aranmasında siz önderlik ettiniz. Biz sizlerle birlikte mücadele ettik. Ve maden faciasının 10. yılında Soma Belediyesi'nde sizi ağırlamak, sizi misafir etmek benim için gerçekten çok büyük bir onur ve gurur. Bu nedenle öncelikle size ve genel başkan yardımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Maden faciasının 10. yılında biz hala ilk günkü gibi o acıları yüreğimizde yaşıyoruz. Adalet arayışını hiçbir zaman bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Soma maden faciasını unutmadık ve bundan sonra da unutturmayacağız. Bunun sözünü sizlere vermek istiyorum. Ben göreve başladığım günden bu yana sizin de talimatlarınız doğrultusunda tasarruf tedbirleri noktasında çok farklı önlemler aldım. Makam aracımı kullanmıyorum. Evime gidip gelirken yürüyerek gidip geliyorum. Sadece belediye işlerinde makam aracımı kullanıyorum. Ankara'ya, Çalıştay'a geldiğimizde kendi özel aracımla Ankara'ya gelip gittim. Ve bu tedbirler sonucunda biz geçtiğimiz bir ayda yaklaşık 15 bin litre de bir mazot tasarrufu sağladık. Bundan sonra da bu tedbirlere uymaya devam edeceğiz ve örnek bir belediye olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar size hoş geldiniz diyorum. Burada sizi ağırlamaktan onur duyuyorum ve Soma'nın yerel ürünlerinin olduğu bir sepet hazırladı arkadaşlarımız. Bunu da size takdim etmek istiyorum. Başkanım bu tarafa. Değerli basın mensupları, bugün Soma Belediyesi'ne geldik. Soma Belediyesi'ne ziyaretimizde bana neredeyse tüm genel başkan yardımcılarım eşlik ediyor. Çok sayıda milletvekilimiz, parti meclis üyemiz burada. Bugün 13 Mayıs 2024 Soma faciasının tam 10. yılı. Bugünden önce bu belediyeye gelmek istemedim. Bugün burayı ziyaret etmek istedim. Çünkü bugün burada olan herkesin, ilçe başkanımız Levent Elbinsoy'un, Sercan Okur'un, önceki dönem ilçe başkanlarımızın, mesela Abdullah Saka var orada, başka önceki dönem yöneticilerimizin, teker teker kadın kollarının, herkesin burada bu belediyeye gelip bugün bizim ziyaret edebilmemizde emeği var. Daha önce, biraz önce kapı önünde söyledim ama çok mümkün olmadı. Hüseyin abi, lakabı Ecevit, 1971'den beri bu bayrak elinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde yürüyor. Facianın olduğu gün, ondan bir yıl sonra biz gün oldu burada 500 kişi yürüdük, gün oldu 9 kişi yürüdük. Önümüzde Ecevit hep vardı. Kendisine bundan 3-4 sene önce dedim ki, ilk başlarda tabii kalabalıktı yürüyüşler, gitgide azaldı. 3-4 sene önce bir seferinde dedim ki Ecevit'e, bu Soma Belediyesi'ni bir gün alacağız. Yine sen önde yürüyeceksin, ben geleceğim arkandan bu kapıdan gireceğim. Doğru mu? Doğrudur. Bugün onu yaptık. Ben siyasette bu tip şeylerin, bu tip sembol olayların, sembol kişilerin asla unutulmaması, günü geldiğinde o beklenen olay gerçekleştiğinde eskiden kurulan hayallerin, yapılan taahhütlerin hiçbir zaman boşa çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fikri takip böyle bir şeydir. Bunun için burada bu protokolün bir numarası genel başkan değil, Ecevit. Bu partinin emekçisi, bu sobanın emekçisi. Ecevit elinde bayrakla kabristanda günlerce ağladı. Ben gözümle gördüm. 10 sene önce bugün kabristanda elinde bayrağı vardı. Ecevit ağlıyordu, biz ağlıyorduk. Bir gün güleceksek Ecevit'in yüzü gülmeden hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin yüzü gülmeyecek. Soma'daki en gariban insanın yüzü gülmeden hiçbirimizin yüzü gülmeyecek. O yüzden tasarruf tedbiri önemlidir. O yüzden o arttırdığı parayı ne yapacak Sercan Okur? Sercan Okur arttırdığı parayı
Soma'da ihtiyacı olan kim varsa onun sosyal projelerini harcayacak. Sosyal yardımlarını harcayacak. Sosyal belediyecilik yapmak için harcayacak. Bu kadar önemli bir şeydir. Çok kıymetli bir şeydir. Biz Soma'da büyük bir acıyı hep birlikte göğüsledik. Bugün yine birlikte olacağımız Soma aileleriyle birlikte 10 yıldır yasta tuttuk, hukuk da aradık, adalet de aradık. Sercan Başkan Soma için adalet arayan Türkiye'nin dört bir yanından gelen hukukçuların yanında Manisa Barosu'na bağlı olarak, Somalı bir avukat olarak en önemli katkıları yapmış, birer birer herkesle ilgilenmiş birisidir. Sercan Okur öyle herhangi birisi değildir. Soma'yı nasıl kazandı CHP diye düşünenlere Sercan Okur örgütlü mücadelenin temsilcisidir. Örgütümüzün adayıdır. Somalı ailelerin adayıdır. Soma'daki tek başına başı sıkışan kim Özgür Özel'i aradıysa sen bizim Sercan'ı biliyor musun biliyorum. Git yanına selamımı söyle deyince bir daha karşılaştığımda Allah razı olsun çok ilgilendi dedirtmiştir. Böyle bir isim şimdi Soma Belediyesi'nde oturuyor. Onu örgütümüz adına öneren, destekleyen ilçe yönetiminin temsilcisi bir yanımızda oturuyor. İl başkanımız bir yanımızda oturuyor. Kadın kolları başkanımızın müziği her zamanki gibi çalıyor telefonu. Onu bir türlü beceremedik, onu sessize alamadık yıllardır. Ama onların da emeği çok. Gece gündüz çok çalıştılar, çok gayret ettiler. Bugün Soma'nın girişinde beni onlar karşıladı ilçe başkanımızla birlikte. Buraya geldik. Adalet arayışına gelince Soma'da ben 87 blok dava takip ettim. Akhisar'da. Onun için Akhisar ilçe başkanımıza, geçmiş dönem başkanlarımıza, Akhisar belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. O 86-87 blok davanın sonunda 5,5 gün hapis yattılar adam başı. Katlettikleri kişi başı çıktılar, kurtulduk sanıyorlar. Kamu görevlileriyle ilgili yargılama yeni başladı. Hassasiyetle takip ettiğimiz husus şudur. 1. Soma'daki dava, Akhisar'da görülen dava yeniden görülecek. Yeniden o dava görülmeden Soma'ya adalet gelmez. Kamu görevlilerinde imza yetkisi kullanan, kullanmayan, baştaki, arkadaki hepsini titizlikle inceleyeceğiz. Ama AK Parti'nin seçimini finanse etsin diye onlara tahsis yapanları, alanı ihalesiz genişletenleri, denetim yaptırmayanları, gelecek olan denetçiliği önceden haber verenleri tespit etmeden buradaki birkaç tane zavallı devlet memurunu cezalandırmakla Soma'ya adalet falan gelmez. Kamu görevlisi ise TKİ'nin başı, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Ankara'da başı, ilgili bakanlığın müsteşarından dönemin bakanı Taner Yıldız'a kadar bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan ve bu madenle kurulan asimetrik ilişkiler ortaya dökülmeden siyasetin finansmanıyla ilgili birilerinin mitinglerine Somalı madencilerin buradan taşınıp da o gün Soma'daki maden kazasındaki işçilerin gittiği siyasi mitinglere kadar hepsi irdelenmeden, bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan Soma'ya adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz. Akhisar'da görülen davada genç, namuslu, hepimizin güvenini kazanmış hakim, Aytaç hakimimiz tam karara giderken terfi eder gibi İzmir'e yollanıp yerine eski maden kazalarında hayatını kaybedenleri suçlu bulmuş birini getirdiler. O burada bilinçli, o burada olası kastla hüküm kurması gerekirken bilinçli taksirle herkesi saldı yolladı. Yattığı yetti herkesi. Yargıtay'a gitti. İlgili dairede görüşüldü. İlgili daire 5-0 kararla olası kastı burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın kardeşim diyen bir bozma kararı aldı. Doğru mu başkanım? Doğrudur. Yolladı o kararı buraya. 5 ay, 6 ay. Sercan Başkan dedi ki Yargıtay kararı yollamıyor.
Ya nasıl yollamaz? Bunun normali ne kadar diyorum? Birkaç gün, bilemedim birkaç hafta diyorlar. 5,5 ay. 5,5 ayda bu 5 hakimin 3'ünü alıp yerine 3 tane iktidara müzahir hakim atadılar. Mesela bunlardan bir tanesi gar katliamı olduğu gün Adalet Bakanı olup, geçici Adalet Bakanı oluyordu o zaman tarafsız, kıkır kıkır gülen kişi o mahkemeye gitti. Her aldıkları kararlarla muhalifleri cezalandıran ve iktidar yanlısı tutup da kıranlar o mahkemeye gitti. Ve bu üçü geldi, savcı buraya yollayacak karara itiraz etti. Danıştay tarihinde, Yargıtay tarihinde pek nadir olan bir şekilde itiraz etti. Geldi buraya. Bu sefer bu üçü 5-0 alan kararı 3-2 kendi kararlarını düzelttiler. Sonra buraya yolladılar. Işık hızıyla aynı karar alındı. Soma defteri kapandı. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Bir yandan elbette sorunları dile getiriyoruz. Bir yandan müzakere ediyoruz, bir yandan mücadele ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı mücadele görülmüyorsa, Türkiye'de normalleşme olmaz. Soma'daki kanı yerde bırakırsam, benim de gözüm arkada gidecek. Soma'ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz gözü açık gider. Bu kadar açık söylüyorum. Ve bugün burada bir zafer sarhoşluğu içinde değil, haklı bir mücadelenin önemli bir kademesini başarmış insanları tebrik etmek için yasımıza sahip çıkarak, hangi partiye geçmişte oy verdiğine bakmadan bütün Somalılara sahip çıkarak bugün buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ecevit bugünü gördü. Başka günleri de görecek. Madencilerin madencilere sahip çıkacak Bülent Ecevit gibi 1970'lerde Ecevit'in madencilere sahip çıktığı gibi Soma'ya, Soma'daki madencilere, Zonguldak'a, Zonguldak'taki madencilere, bütün Türkiye'deki madencilere sahip çıkacak bir halkın iktidarını kurduğumuz gün Ecevit yine en önde yürüyecek. Biz onun arkasından yürüyeceğiz. Ecevit gelecek. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda madenciden yana bir bakan devir teslime girerken Ecevit o bakanlığa, o bakanın önünde yürüyecek. Bunu gölge kabinedeki bakanlarım unutmasın, il başkanım unutmasın. Biz ne zaman iktidarı teslim alacağız, ne zaman Anıtkabir'e gidecek, Ecevit önümüzde yürüyecek. Ecevit'e olan borcumuz Soma'ya olan vicdan borcumuzdur. Ona bakınca ben 301 madencinin hatırasını görüyorum. Analarını görüyorum. Çocuklarını görüyorum. Bundan sonra da Soma'nın acısını unutmayacağız. Hesabını soracağız. Bundan sonra artık Soma'da yüzler görecek. Zaten bu işleri en iyi yapabilen, benim kadar bu meseleyi içinde hisseden birisine Soma'yı emanet ettik. Örgütümüzle beraber ellerinden geleni yapacaklar. Soma'ya verdiğimiz sözleri teker teker tutacaklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.